Selby Angeli'nin salonu ilk bakışta modern dekorasyonun örneklerinden gibi görünse de içinde avantgard detaylar saklıyor. Gri ve mavi koltuk takımının altın detaylarını ahşap büfenin üzerinde duran gold ayaklı şamdanlar ve aynayla kombinlemiş gelinimiz. Salona avantgard bir hava katan püsküllü, degrade geçişli fon perdeleri adeta ben buradayım diyor. Fazlasıyla hareketli salonda mavi desenli bir halı ve üstü mermer altı gold bir sehpa kullanmayı tercih eden gelinimiz avize seçimiyle de dekorasyon dünyasında şok etkisi yaratıyor. Bakalım gelinlerimiz bu şaşalı salon hakkında ne düşünüyorlar? Evet Fazilet, senden başlayalım canım. Nasıl buldun salonu? Şık buldum ama eksikleri var. Şık buldum demem, eksiklerinin yokluğunu söyleyemem. Mesela size. Ne var? Ne olabilir? Mesela perdelerin. Ne olabilir perde mesela? Perdelerin sana göre uyumuş olabilir ama o goldları çok karıştırmış fondaki. Fonun goldları böyle ama başka bulamazsın ki bundan. Çok karmaşık duruyor. Biraz daha sadesi olabilirdi. Sade derken nasıl sade olacak ki? Hayatım şimdi bak evin perdelerine göre sade kaçmış. Yo bence gayet güzel, gayet de modern olmuş. Şık durmuş. Sana göre. Başka evet. Perde gitmezdi buraya. Sen ne düşünüyorsun Züleyha? Ben şöyle düşünüyorum. Dün Şenay'ın evinde de söyledim. 5 kişiyi çevirsek 4'ünün evi böyle zaten bu mobilya. Bir tanesi Şenay, bir tanesi Selvi. Başka hangi gelinde var bilmiyorum evet, ama. Evet, de bu tonlara yakın. Tondan ziyade herkes de aynı koltuklar, aynı ama abajurlar. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani herkes öyle yapıyor. Modern ama herkes öyle diye öyle olmak zorunda değiliz. Hepimizin kendine özgü bir tarzı olmalı. Kendimiz bir şeyler katmak zorundayız. Moda yani öyle diye onu yapmak zorunda değiliz. Koltuklarda gold detaylar var. Şeyler ahşap, konsolun ve masanın ayakları. Hiç evet. Alakalı bulamadım. Aksesuarların gold geneli. Masanın evet. Üzerinde kullandığın aksesuarın ayakları gold rose. Hayır, şöyle açıklayayım onu. Onu ben çamaşır suyuyla sildim temizlik yaparken. Neyi? O şeyi, goldları, aksesuarı biraz gitmiş olabilir. O rose gold dediklerini mi diyorsun? Evet, evet. Ondan gitmiş. Evet. O takım şeklinde yani. Rose gold olmuş yani. sildim yani. Ne yapayım ama temizlik yaparken? Ama şey durmuyor. Oldu bir kere. Yavrum niye çamaşır suyuyla sildin bunları sen? Yani çamaşır ya benim çamaşırına karşı hassasiyetim var. Ne var? Temizliğe karşı hassasiyetim var. Aa, hepimiz temizliğiz canım. Çamaşır suyu kokmalı illaki. Ama ben çamaşır suyu da her yere... Tuvalet kokar, mutfak kokar, banyo kokar da salonda ben çamaşır suyu kullanıyorum. Ben Şenay'daki yaptığım yorum aynı yapacağım avize için. Evet. Dinle Şenay'ın burası da kira gibi. Mı diye soralım önce. Burası da kira mı? Hayır kira değil. Hadi Şenay'ın kendi avizeleri evet. Kira. Ama şöyle bir şey, ben kendi evime severek aldım, uydurdum zaten. Ama o, hayatım odana uymuyor. Bir farklılık yok işte. Koltukların modern, evet. Avizen ve perden çok avantgard. Evet. Bu avantgard değil zaten, modern avantgard. Biraz. Hayır, avantgard. Hayır, bu avantgard bildiğin. Bu modern. Ama ben de şimdi biraz modern, biraz klasik de benim odamda. Chester takımı uymuyor. Ama senin odanda avantgard yok. Ama spor bir şey yok şu an burada, ne var ki? Yemek masasıyla bu mermer görünümlü mü kullandınız? Mermer değil ama değil mi bu? Değil. Cam, baskılı. Cam. İçinde bir parça var herhalde. Evet. Böyle şimdi yapıyorlar. Peki bunların fiyatı nedir? Bu ve üçlü zigonse yapamam fiyatı. Bunu ben alalım. Aslanım 4 sene oldu. 4 yıl önce 1000'di. 1000 TL. Evet. İyi kullanmışsın yalnız ha. Değil mi? Yeni gibi duruyor. 6 ay gibi duruyor yani. Evet. Kanepelerin fiyatlarını alalım. Takriben 25.000 civarında. Hı hı. Yemek masan, yemek masam ayrı. Yemek masam, konsolum, TV ünitem 25.000 yine o da. Ama keşke bunları böyle bir takım almasaydın. Çok farklı bir şey tercih etseydin. Ahşap çünkü bu odayı hiç olmamış. Mesela orta sehpanın ayakları gold ya. Masanın tek başına ayakları. Çok güzel parçalar. Evet. Ama gerçekten uyum sağlamamış. Ahşaptan Chester, hani gri ve lacivert tonları. Saat de olmamış yalnız bu arada. Saatin neyini saat. Beğenmedin? Hayatım saat yani... Şey duruyor. Ne şimdi duruyor? Sana bir şey söyleyeyim. Parlak metal olsa çok ya güzel çok, olurdu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Avantgard koltuklar, avize saat istedi şey yok, istiyor bu. Avantgard olsa tamam derim ama ne spor, bu şimdi? Bu spor ne? Spor bir şey istiyor. Bu çok şey ağır kaçmış. Hayır spor evet. Ne alakası var? Taşlarım var. Spor ne koyacağım mesela? Hayır o da uymamış parlak zaten. Parlak metal bir saat kullansaydın evet. Şu şöyle bir şey söyleyelim. Biz renklerin tonlarını ayarlayamayız ki. Ben nasıl avizeyi ayarlayacağım? Nasıl süsümü ayarlayacağım? Nasıl ben saati ayarlayamadım ki? Ayarla diyordunuz. Ne kadar ayarla diyordunuz. Avizeme kadar ekstra değiştirmeme izin vermedi dediğim halde değiştirebilirdin diyordunuz. Hani ben bunu yapabiliyorsam sizin de ev sahibi tamam, olmanıza rağmen yeter. Her şeyi yapmanız doldun lazımdı. Tamam Şenay yeter. Yeter bir sıra bize gelsin. Sen burada mıydın ya? Günaydın. Canan tonlarını beğendim. Lütfen. Güzel. Biraz perden sade olsaydı güzel olabilirdi. Sandalyelerin ayaklarına takıldım. O tahta tamam. Oluşu biraz kötü duruyor. Onun dışında uyumlu. Bu arada Şenay ya arkadaşının duruşu bu yani anladın mı? Uyumuyor tabii ki. Yani sen takılıyorsun ben hani birbirinizle takılıyorsunuz tatlı espri yapıyorsunuz diye tebessüm ediyorum ama
Arkadaşına da çok yürüyorsun ben sana söyleyeyim. Galiba sarışın ya, ben sarışınları severim. Onun ifadesi duruşu ciddi. Öyle değil mi? Karakteri aslanım, böyle biraz. Sarışın ya, ben sarışınları severim. Ha, çok yok, sever misin? Sever misin yoksa yer misin? Ha? Hayır, Şenay Günlü geçildi ya. Çok rahat ediyor. Acaba yarın benden böyle olacağım ya. Nasıl olacağım? Şenay gibi mi olacağım? Korktum Allah şu an Allah. Kendimden. Kendinden mi korktun? Kendimden korktum şu an. Çünkü dün Şenay bambaşkaydı aslında. Biz de korkalım bu sergi senden. Aynen. Bakacağız artık. Ben de yarın senden kısmet. Korkuyorum vallahi şimdi yarın için. Bakacağız kısmet. Duvar kağıtlarını nasıl buldunuz? Bu evi aldıktan sonra değiştirmedin mi? Sen sanki böyle aldın da hani hiç değiştirmemişsin gibi. Hiç değiştirmedim aslında. Çünkü daha yeniler, gerek yok değiştirmeye. Güzel duvar kağıtları. Güzel mi? Ben sadece kendi zevkim olarak krem tonlarını çok sevmiyorum. Spotların köşesini görüyor musunuz? Evet aslında. Bakın dört köşesinde şıkırtılar var. Gelin olmuş gidecek birazdan. Ama seviyorum aslanım böyleyi ben. Evet. Şıklığı seviyorum. Tavanı çok hoş yalnız. Aynen. Evet. Ama avizeye ne kadar ödedin? 1250. Hmm, çok seviyor avizesini. Bak fiyatını söylerken seviyorum ben de. Evet. 1250. Gerçekten seviyorum. TL. Tek başına. Şimdi güzel, almaya güzel. Kalksan. Evet. Şimdi vardır herhalde 10.000'e yakın vardır. Var mıdır ya? Vardır rahat bence. Evet. Sen halının nasıl fiyatını öğrenelim. Ben benim tarzım değil kesinlikle. Evet. Halının fiyatını soruyor Fazilet. Evet, halının fiyatı. Halımın fiyatı da kızlar 2500'dür. Peki evet. Halı uymuş mu? Hal uymuş. Uymuş, evet. Hal uymuş. Hepiniz aynı fikirdesiniz. Aynen. Peki aksesuarları sizce uyumlu mu? Biraz eksik gibi. Örtüler olsa altına daha iyi olabilirdi. Hayır, örtü sevmiyorum ben ya. Örtüsü biraz çıplak pek rahat olmuyorum. Bir de masanın altına da hal olabilirdi. Masam ama hal altına olmaz çünkü ben çekemem masayı temizlik yaparken. Çekemez bir de rahat olmaz, evet, artık kullanılmıyor. Bir de masanın altına kullanılmıyor yani halı. Tercih olmuyor. Etmiyorlar pek. Modası kalmadı. Sen ediyor musun? Ben de etmiyorum şahsen. Bu çiçek? Bu çiçek... İstemeye gelirlerken mi yoksa? Hayır yok. Ben bunu girişimdeki ayna uygun olsun diye yaptırdım. Ha. Ama burada da kullanmak istedim böyle. Ben betonlar seviyor biliyorsunuz. Evet. Girişinde de vardı kapısında. Seviyorum. Burada da dedim acaba evin neresinde pembe göreceğiz? Evin şimdilik içinde. Şurada bir pembe gördük. Fon ve tüllerin fiyatını sormadık. Onu da öğrenelim. Fonlarımın tek başına fiyatı 1750 idi. Sanki tülünü düz kullansan evet, fonlar biraz daha yormayacak, daha hafif kalacaklar. Ve kanepelerini bir tık daha yakalayacaklar gibi geldi. Bakayım çünkü fonların aslında çok şık. Evet. Düz tül bir de o sallanan şeyleri de kaldırırsan. Ama bence şöyle tamam. Söyleyeyim aslanım o zamanlar bu modaydı. O zamanlar derken? Bir 6 yıl önce bu fonun modaydı. Fonun güzel güzel. Hala bu moda. Aşkım sen zenginsin değiştir perdeni. Ama zengin olduğum eşyalarımı her sürekli değiştireceğim anlamına gelmez canım, ki. İşim gücüm yok abi eşya mı değiştireceğim? Çocuklarım var benim, okul masrafları var bunların. Ya bir perde seni yormaz. Alt üstü 1000 lira bir perde. Dün bana 1000 lira diyordunuz ya. Hayır hayır alakası yok kızlar. Hayır hiç alakası yok. Tamam o 1000 TL o 1000 TL. Fonların bu, kalsın bu arada. Birik fonların birik. Güzel. Sadece dedi gerçekten. Fonlar güzel. Aynen. Düz tül. Yani şuraya düz tülü. Bir de 4 yıl önce bu arada moda değildi. Ben de 4 yıllık gelinim değildi. Hani duvarın da desenli damask baskılı falan ya. Sanki daha böyle hoş olabilir. Yerde. Sadece fikir. Hadi o zaman siz şöyle bir gidin bakalım gelinimizin mutfağı nasılmış, mutfağı nasıl bulacak gelinler. Bekliyorum. Ya salonu güzel ama perdeleri çok hareketli salonuna göre. Salon genel olarak güzeldi ama bazı uyumsuzluklar vardı. Bıktık artık. Bütün gelinlerin evinde aynı mobilya. Sanıyorum ki başka gelinlerde de olacak. Benim günümde nasıl farklı, nasıl kendine has bir gelin olunur?